İrfan Bey. Kimse kıpırdamasın. Evet. Tamam. Salon güvenlik altında. Oğlum git mutfağı kontrol et. Tamam İrfan Bey. Bırak. İlave birlikler ne oldu? Ne yapıyorsunuz İrfan Bey? Efendim gürültüyü duyunca hemencecik kalktık. Giyinip donanıp kuşanıp geldik size yardım etmeye. O zaman niye kapıyı çaldınız? Olur mu efendim? Dangadarak girilmez ki. Saygısızlık olurdu. İyi misiniz? Çek şunu ucunu be. Başka tarafa çevirsenize el şunu. Nere efendim? Tabancalardan korkuyor musunuz? Hayır, tabancalardan korkmuyoruz. Onun ucundan çıkacak kurşunlardan korkuyoruz biz. Aklıma ne geldi? Sevinç, eğer şu şirin şeylerden bir tane de biz alırsak... ...hiçbir şeyden korkmamıza gerek kalmaz. Şirin şey mi? İhsan, sen iyice saçmalamaya başladın. Sevinç, bence bir tabanca almamız lazım. Bu eve tabanca girdiği gün ben giderim. Duydun değil mi Sevinç? Artık kesinlikle bir tabanca almamız lazım. Hayır İhsan, bu eve tabanca girmeyecek. Öyle deme Sevinç. Ne demişler? Zaman kötü, kollak. Mak lazım kendimizi. Doğru. Bak şimdi etraf manyak dolu. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'deki her 4 kişiden bir tanesi psikopatmış. Bak ne tesadüf. Burada 4 kişiyiz değil mi? 1, 2, 3. Ya? Ya. Ne çabuk unuttunuz katil tavşan olayını, ne çabuk. Ya. Ya o süpermarketteki soyguna ne demeli? Onda mı soymuşlar? Hayır efendim. Zerzavata %50 zam yapmışlar. Tamam ben sorarım. Sonra İrfan Bey. Hanımefendi sonrası vahim. Gittim 1 kilo domates almaya 1 milyon lira cebimde. Adam 1,5 milyon istedi. Ne oldu? 500 bin lira soyuldum. ya değil mi? Halbuki tabancan elinde olsaydı dayardın kasiyerin şakağına. Sen 500 bin liranı kurtarırdın. Bizi de senden kurtarırdın. İrfan Bey çabuk buraya gel. Mutfakta biri mi var? Hayır, çilekli dondurma var. Senin en sevdiğinden. Biraz yiyebilir miyim Sevinç teyze? Tabii can. Oğlum bana da bırak. Ama çabuk gelmen lazım. Neden? Ben yerken eriyecek. Laf mı canım? Gir buzdolabının içinde orada ye. İnanamıyorum efendim. Bu kadar zeki bir çocuğun böyle bir laf etmesini anlayamıyorum. Benim aklıma bir şey geldi. Siz şimdi madem düşmanlardan kurtardınız bizi... ...bu çilekli dondurma bizden size bir armağan olsun. Evinize gidin, buzdolabına girin, afiyetle yiyin. Hacım. Buyurun. İhsan amca ya, sana bir şey söyleyebilir miyim? Sor canım. Şimdi çilekli dondurmayı çilekten yapıyorlar. Çikolatalı dondurmayı da çikolatadan yapıyorlar. Peki sade dondurmayı neden yapıyorlar? Çok yerinde bir soru canım. Şöyle izah edeyim. İnanılır gibi değil. Bitişikte manyaklar, üst katta Yunan ajanı, hırsızdan beter bir kapıcı, nükleer başlıklı füze misali bir hizmetçi. Benim yerimde başkası olsa tabanca değil, eve uçak savar alır, uçak savar. Yarından itibaren bu eve bir tabanca alıyorum. Hayır İhsan, tabanca demek bela demek. Bu eve tabanca girmesine izin vermiyorum. Ama Sevinç'im ben taban... Aması yok İhsan, bu konu kapanmıştır. Sevinç bir tanem çok rica ederim, ben size güvenim... Konu kapanmıştır dedim, ben yatmaya gidiyorum. İnan Sevinç, ben senin için yapıyorum bunu. Hayır İhsan, hayır dedim. Takmayın kafanızı İhsan Bey. Sizin tabanca ihtiyacınız yok ki zaten. Böyle kuru sıkı atan bir çeneniz varken. Olmazsa bana adam demesin.